Dün gazetecilerin gününü kutlamak amacıyla Tavşanlı Meteoroloji Sosyetesi'nde yapmış olduğumuz beyanlara, açıklamalara dönük olarak farklı tepkiler olduğu ortaya çıktı. Şimdi burada ben şunu gördüm yapılan açıklamalarda. Altıntaş Belediye eski belediye başkanımız Ferit Karabulut bir cümle kullanmış. Normalde beni tanıyan bir insan olarak diyor ki başkanımızın düşüncesinin bu olmadığını ben iyi biliyorum. Özellikle Altıntaş'taki OSB ile ilgili konuda. Onun ne demek istediğini detaylı olarak anlamak gerekir gibilerinden bir cümle var. Ben özellikle Altıntaş OSB ile ilgili şu ifadeyi kullanayım. Mustafa Güler olarak Kütahya'da sanayinin gelişimi için gece gündüz çalışan bir neferim ben. Dolayısıyla Kütahya'da OSB'nin gelişmesi bizim temel önceliğimiz. OSB'lerin kurulması ile ilgili konularda yerel ve ülke idaresinin, genel idarenin ortaya koymuş olduğunu iradeye biz her zaman destek verdik. Dolayısıyla mesela geçmişte Altıntaş OSB'nin kurulduğu ilk dönemlerde Tavşanlı'da bazı çevreler, özellikle bir takım odalar diyelim, onu halkımız bilir. Altıntaş OSB'ye benim karşı çıkmadığımla ilgili neredeyse spekülatif söylemler oluşturdular. Dediler ki Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler Tavşanlı'yı Zafer OSB'ye satıyor diye ilginç cümleler kullandılar. Ben o zaman şunu söylemiştim Zafer OSB ile ilgili konuda. Yani metrekare bazında 1 milyon metrekare ve üstü sanayi gruplarına dönük olarak hazırlanan bir OSB olacak diye o günün valileri Şerif Yılmaz vali başkanlığında toplanan bir heyet ve bu manada da özel kanunlarla Sanayi Bakanlığı tarafından kurulan bir OSB 1 milyon metrekare ve üstü Tavşan OSB'de ve diğer OSB'lerde oluşmadığı için Kütahya'nın gelişim açısından uygundur dedik. Bugün Zafer OSB, Sanayi Bakanlığımızın ve OSB'nin müteşebbis heyetinin iyi çalışmalarıyla belirli noktaya geldi. Ben dünkü ifademde Zafer OSB'ye karşı olduğumu ifade etmedim. Dedim ki Zafer OSB kuruldu. Evet, kuruluş maksadı doğru, 1 milyon metrekare ve üstü. O gün de aynı şeyi söylemiştim. İstihdam konusu nasıl olacak? Yani orada çalışacak olan iş gücünü temin nasıl olacak? Bununla ilgili bir altyapı, bir veri hazırlaması ya da oluşumu sağlandı mı diye. Dün de konuşmaların arasında dedim ki Zafer OSB'de istihdam sorunu yaşanabilir dedim. Benim kanaatim bu. Zafer OSB'ye karşı olmak değil, orada çalışacak olan iş gücünü temin konusunda sıkıntı olabilir diye söylemiştim. İnşallah yanılamayan olurum. Bir diğer konu, dereli kaplıcaları ile ilgili konu. Dereli kaplıcalarının son haline biz üzülüyoruz. Bir işletmeci var, yani köy tüzel kişiliği ve muhtarlık üzerinden bir işletmecilik yapılmaya çalışılıyor. Ama Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bir nimetin yeteri kadar değerlendirilemeyişinin bende bir hezeyanı var. Ben duygularını saklamayan bir adamımdır. Yani oraya özel idare marifetiyle, Kütahya Valiliği marifetiyle ya da devlet eli marifetiyle, bakanlık da olabilir bu, başka tesisler yapılabilir ve orası canlı hale getirilebilir. Kütahya turizmine katkı sağlamak amacıyla. Orası değerlendirilsin, Ahmet yapsın, Mehmet yapsın, A belediyesi, B belediyesi umuruma gelmez. Kim yaparsa yapsın yeter ki. Emekli kardeşlerimize ben buradan sesleniyorum. Dolayısıyla dereliği alma gibi düşüncemiz yok. Ha geçmişte dedim ki oradaki vatandaşların belediyemize gelip de ya sen burayı bağla dediklerinde kanun buna müsaade etmiyor. Keşke olsa dedik. Bugün de mevcut durumu gördüğüm için keşke Tavşanlı Belediyesi orada söz hakkına sahip olsa diyorum.
Çünkü oranın değerlenmesi gerekiyor. Yoncalı Termal Turizm Merkezi ile ilgili konuda da yapmış olduğum açıklamaya genelde tepki koyan arkadaşlar yok. Ben Facebook'taki, Twitter'daki, Instagram'daki yazılara baktım. Arkadaşlar, Kütahya Tavşanlı aynen diyorum. 2009 senesinde Mustafa İçay'a teklif etmişken geri etmiştim. Gelin beraber olalım diye. Daha sonra Kamil Saracoğlu başkanımıza dedim. Gelin beraber olalım diye. O dönemde Hüsnü Ordu vardı. Milletvekilimiz Tavşan stadının yapılması söz konusu olduğu dönemde dedim ki bu stadı Yoncalı Termal Turizm sınırları içerisinde yapalım. Büyük bir stad olsun. Hem Kütahya kullansın hem Tavşan'ı kullansın. Turizmin altyapısı olsun. Yani orası aynı zamanda bir spor merkezi olsun. Düşüncem o gün oydu, bugün de hala aynı. Çünkü devlet bizim devletimiz. Ortak kullanımların ortak alanlarda yapılması gerekiyor. Dün İstanbul Kocaeli mesafeliydi. Bugün İstanbul Kocaeli birleşti. Yakında Sakarya ile birleşir. Dolayısıyla Kütahya Tavşan arasında ortak nokta 25 kilometre. Bugün Tavşan OSB kaçıncı kilometrede? 18. kilometrede. Yani biraz daha ilerisinde başka bir alanda Kütahya'nın ve Tavşanı'nın hatta tüm bölgenin geleceği adına farklı bir sanayi yapılanması yapılır mı? Evet yapılır. Yoncalı Termal Turizm bu anlamda hayata geçirilir mi? Geçirilmesi gerekiyor. Ki Emet'in, Simav'ın, Gediz'in ve Tavşanı'nın önünü kapamasın. Yani Yoncalı Termal Turizm Merkezi öncelikli kavramından çıkıp diğer bölgelerin de aynı anlamda turizm açısından yaygın ve gelişmiş alan haline gelsin. Biz dün bu açıklamaları bu minval üzerine yapmıştık ama yapılan eleştirilerde ya da cevabi yazılarda gördüğüm olay şu. Maalesef Kütahya'yı hala ortak düşünme konusunda sıkıntıların olduğunu görmekten aynı zamanda üzüldüğümü de ifade ediyorum. Ve şunu ifade etmek istiyorum. Ülke bizim sevgili tavşan halkı. Bu ülkenin kaynakları hepimizin. İdareli kullanılmayı, ideal kullanılmalı ve ideal olarak kullanılması gerekiyor. Ben belediye başkanı olarak hani falanca yerde var, bende de olsun mantığıyla hareket edersem devletime ihanet etmiş olurum. Benim için elzem olan, memleketimiz için elzem olan yatırımları taleple yükümlüyüm. Bu anlamda da 2009 senesinden bu tarafa Tavşanlı için elzem olan tüm yatırımlar konusunda yola çıktık ve elhamdülillah devletimiz de dedi ki haklısın yapacağız. Biz şu ana kadar böyle bir zihniyete geldik ve bu zihniyete de devam edeceğimizi tavşan halkının bilmesini rica ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun.